let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we'll go then, baby, yeah, we'll go then. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Hepinize selam gençler. Ben Kerem. Bugün sizlerin karşısında daha demin kocaman bir fail olan bir video ile devam ediyorum. Arkadaşlar daha demin videoyu çektim, tamamen her şeyi ayarladım. En son tam videoyu montajlayacaktım, bir şey fark ettim. Mikrofondan kaydı almamışım. Her neyse. Gençler şimdi bugün Scratch Key ile karşınızdayım. Scratch Key nedir? Ne işe yarar? Ne yapar Scratch Key ile? Bu arada bu şu anda kaldığım yer. Önceki videodan. Scratch Key gençler Visual C, Unity ya da Java gibi programlar var biliyorsunuz. Oyun yapma ya da program oluşturma falan. Bu programların aksine bu 2D bir oyun yapma tarzı soruyor bize. Bir oyun yapabiliyoruz ama o kadar profesyonel yapmıyoruz. Sadece belli komutlar var. Gördüğünüz gibi yani orada manuel elinizle klavyeden yazıyorsunuz. Burada ise direkt mouse'la hazır komutlar var gençler. Şimdi hazır komutlarla oyun yapıyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi gençler, o kadar uğraş sonucunda kaldığım yer. Şimdi bunu en baştan anlatmak zorundayım. Dosya diyorum, yeni diyorum, kaydetme diyorum ve yeni baştan açıyorum. Bizi oyunu ve programı pardon açtığım zaman, bu arada Scratch Key programın adını söyleyeyim. Şimdi Scratch Key ile başladığımız zaman direkt önümüze bir tane kedimiz geliyor. Buna benzer bir program var. Minibot muydu, öyle bir şeydi. O da onun aynısı ama onda robot kodları var. Robotlama sistemi falan var onda. Ben de Scratch Key ile devam ediyorum. Bunun Scratch 1'i de var, Scratch 3'ü de var. Scratch 3 birazcık daha profesyonel diyebiliyorum. Scratch 1 de çocuklar için alıştırma gibi bir şey. Şimdi ilk önce bir kedimizi silelim. Sil diyelim. Arkaya güzel bir oyunumuz için güzel bir menü oluşturacağız. Şimdi nasıl bir menü oluşturacağız? Daha demin gördüğünüz gibi play butonumuz var ortada. Play butonumuza tıkladığımız zaman oyuna geçecek. Ya da info butonu var, i butonu. İ butona tıkladığımız zaman da bize oyun hakkında bilgi verecek. Bir de oyun yapımcısı diye bir butonumuz var. Ona tıkladığımız zaman oyunun yapımcısı çıkacak falan, adı falan yazacak. O şekilde. Şimdi geçelim. Hemen şuradan arkaya güzel bir fon ekleyelim. O kadar uğraşmayacağım daha deminki gibi. Birazcık daha basit yapacağım. Çünkü video o zaman 22 dakika mı ne sürmüştü ya, o kadar uzundu. Şimdi güzel bir arka plan bulmaya çalışıyorum. Şunu alayım ya. Tamam, şu güzel. Tamam diyelim. Şimdi gençler şu sahne arka planımız oluyor. Dizeler, komutları yazdığımız yerler, burada komutlar var, hareket komutları var, görünüm komutları, ses komutları, kalem, veri. Veri de kendi komutunuzu yazıyorsunuz. Olaylar, kontrol vesaire. Bu veri şimdi söylemeyeceğim çünkü veri farklı bir şey. Yani kendi komutumuzu yazmıyoruz aslında. Yine hazır komut. Şimdi dekorlar var. Dekorlardan bunu yazabiliyoruz, yani çizebiliyoruz falan vesaire. Hemen şunu bir silelim. Şuradan da kapatabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Sesleri de şimdi kullanmayacağım. Çünkü sadece benim işim görüntü amaçlı olacak. Şimdi oyuna başlamamız için bir play butonumuzun olması lazım. Play butonumuz genelde ne oluyor? Yuvarlak falan oluyor, dikdörtgen, her neyse. Biz onu şimdi alacağız. Burası sahneye bir şey ekleyebiliyorsunuz gençler. Buna tıkladığınızda sahneye bir şeyler ekliyorsunuz. Yeni sahne, yeni arka plan falan. Buraya da yeni kukla eklemiş olursunuz. Kuklada komutları yazdığımız karakterler olacak. Şimdi bu play butonumuzu aldık. Bu bizim oyuna başlama butonumuz. Biraz büyük oldu. Küçültelim hemen. Şuradan büyütebiliyorsunuz. Buradan da küçültebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bunu biraz daha küçültelim. Şimdi gençler, hep böyle internet sitelerindeki oyunları hepiniz biliyorsunuz. Bir şeyin üstüne geldiğiniz zaman sarı renkte yanıyor. Böyle geliyorsunuz, sarımsı oluyor. Geçiyorsunuz, gereskenle dönüyor. Mouse'un üzerine geldiği zaman vesaire, öyle şeyler var. Şimdi onu göstereceğim, anlatamadım, farkındayım. Video geç, yani yaptığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi
Şimdi biz bunu kılıklar diyoruz ve ikinci bir kılık oluşturacağız gençler buna. Kopyasını çıkart diyorum ve bunu sarı renge boyuyorum. Sessize aldım. Okey. Şimdi bunu sarıya boyayacağım. Hemen boyayalım. Şu şekilde sarı oldu. Böyle geleceğim. Mouse buna değdiği anda hop sarı yanacak. Kapatacağım, hop böyle beyaz olacak. Onu nasıl yapacağız? Hemen olaylar diyoruz. Yeşil bayrak tıklanınca. Yeşil bayrak ne oluyor? Oyun başlama anlamına geliyor. Oyun başladığı zaman, tıklanınca oyun başladı demek. Oyun başladığı zaman ne olacak? Sürekli tekrarlasın. Çünkü sürekli tekrarlama koymazsak bir defa olur. Kapattığımızda sonra bir daha yaptığımızda hiç olmayacak. Değdiği zaman sürekli tekrarla yapmak zorundayız bu yüzden. Sürekli tekrarlaya koyuyoruz. Bir de eğer ise değilse koyuyoruz. Bu ne demek? Eğer hemen şu kontrol kuruluna koyalım. Fare oku. Yani fare oku. Faremiz buna değer ise, eğer fare oku değer ise ne yapıyoruz? İkinci kılığa geçiş yapıyoruz. İkinci kılık hangisiydi? Buydu. Sarı kılık. İkinci kılığa geçiş yapıyoruz. Şöyle kılığına geç. Kaç? Bu birinci kılık, bu ikinci kılık gençler. Hemen bunu ikinci kılığa geçiş yap diyelim. Eğer fare oku değer ise ikinci kılığa geç. Eğer değmez ise, kopyasını çıkarttım. Değmez ise birinci kılıkta kal. Hemen oldu mu bakalım. Beyaz. Gördüğünüz gibi değdiği zaman sarı yanıyor. Anladınız inşallah. Şunu şöyle yukarıya koyalım. Sonra bu bitti şimdilik. Sonra bir de ne yapıyoruz? Oyunumuz neyle oynanır? Hangi tuşlarla oynanır? Oyunun amacı ne? Vesaire. Bunun yazdığı bir info. E butonu yani. Bunu koyacağız. Hemen şuradan bir E butonumuzu alalım. Kuklalardan yine. Evet. E butonumuzu da açtık. E butonumuzu da sağ üste koyacağım. Genelde sağ üste koyuyorum. Biraz daha küçültüyorum. Şu şekilde sağ üstte E butonumuz olacak. Şimdi ben bunu yaptığımın aynısını E butonla da yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. E butonunu peki nasıl yapacağım? Şimdi E butonunda şöyle koyu renkler, gölgeleme sistemi yapmışlar. Bu olduğu için bunun rengini değiştiremeyeceğim. O yüzden şu beyaz kısmının rengini değiştirsen bana yeter. Şu şekilde. Hatta şu siyah yerin de rengini değiştirebilirim. Sıkıntı yok. Bunun bir kopyasını çıkartıyorum. Şunu kullanacağım. Şunu boyamanın sarı yapıyorum. Şunu sarı yapıyorum. Bir de bunu sarı yapıyorum. Bu şekilde. Yalnız şu sarı olmadı. Biraz bug'a girdi. Bu olmadı ya. O zaman geri alalım. Bu arada kontrol Z yapabilirsiniz ya da şuradan geri al tuşu var zaten. Bu şekilde de geri alabilirsiniz. Bir tane daha geri gel. Evet. Sadece şu iki abi niye böyle yapıyorsun? Sadece şu iki yeri boyasam yeter. Tamam. Şimdi iki tane oluşturduk. Bunun aynısını E'ye de yapacağız. İsterseniz şu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bunu alıp buna sürükleyip bırakabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi biz buna sürükledik ama bu bunun komutları değil. Şunun ikisi bunun komutları değil. Buna tekrar tıkladığım zaman komutlar değişti gördüğünüz gibi. Bu birinci kılık, bu da ikinci kılık. Şimdi biz ne demiştik? Eğer tıklanmazsa birinci kılıkta kal. Tıklanırsa da ikinci kılığa geç. İkinci kılık alttaki. Tıklandığı zaman, yani üstüne mouse getirildiği zaman ikinci kılıkta kal. Tıklıyor, mouse üstüne geliyor. İkinci kılıkta kal. Tıklanmazsa da birinci kılıktan devam et. Bakalım oldu mu? Gördüğünüz gibi sarı oluyor içi. Bu şekilde. Şimdi biz bu play E butonunda yaptık. Şimdi biz bu E butonuna tıkladığımızda bize bilgi vermek için bir yer açması lazım. Onu da sahneden yapacağız. Sahneye bir fotoğraf daha alalım. Yeni bir sahne fotoğrafı ya da yeni bir yazı yeri yapmak istiyorum. Şu mesela ideal bir yazı yeri. Şuna bir light tamam diyelim. Şimdi gençler iki tane bizim dekorumuz oldu. Yani iki tane sahnemiz oldu. Ve oyun başladığında hangi dekorda olacak? Bu dekorda olmasını istiyoruz biz. Oyun başa başlamaz. Menüde bu dekor olsun. Ama şimdi ben oyunu başlattım. Yeşile tıkladım. Bu dekor kaldı. Bunu nasıl yapacağız? Onu şu şekilde yapacağız gençler.
tıklanınca yani oyun başlanınca, bu başlanınca diyorum, tekrardan belirteyim. Oyun başlayınca şuradan bulamadım. Oyun başlayınca bilmem ne bilmem ne dekoruna geç. Light değil bu arada, şu dekor olacak. Başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu dekorda. Tekrardan şu şekilde dekorumu değiştirdim. Tekrar başlıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar bu dekora geliyor. Şimdi ben bu light dekorunu nasıl yapacağım? Light dekoru, yani ben i butona tıklayacağım ve şu light dekoruna geçiş yapacak. Burada da oyunla alakalı bilgiler yazacak falan. Şimdi ben diyorum ki bu i butonuna tıklıyorum. Bunun dizeleri açılıyor. Bunun kodlamaları açılıyor. Buna diyorum ki bu kukla tıklanınca diyorum, sana tıkladıkları zaman beyefendi sen bana şu light yerini aç diyorum. Nasıl yapacağım? Görünümden kılık değil dekor. Ha, light dekoruna geç diyorum. Burada iki tane var. Ya da sonraki dekor, önceki dekor yapabilirsiniz. Light dekoruna geç diyorum. Light dekoruna geç dedik. Olacak mı? Tıkladık. Gördüğünüz gibi light dekoruna geçti. Burada yazı yazacak ama ortada play butonu kaldı. Bu da kaldı. Biz bunun ikisini yok etmemiz lazım. Yani mantıken öyle olması lazım. Yoksa görüntü bozukluğu olmuş olacak. Onu nasıl yapacağız? Bu sefer diyorum ki i butonunu yapıyorum ilk önce. Dekor light olunca, yani bu dekor olunca sen git, görünme, gizlen diyorum. Buradan görünümden gizleni koyuyorum. Bunun aynısını play butonuna koyuyorum ve diyorum ki sen light olunca gizlen diyorum. Tekrar başlatıyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi ikisi de gitti. Peki ben geri geleceğim. Yani geri gelmem lazım. Hani ben tamam, burada bilgiler yazıyor, okudum. Geri gelmem lazım ki oyuna başlayayım. Bu yüzden de geri butonu lazım bize. İsterseniz şu şekilde şuradan yeni bir buton yaratabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz şu şekilde. Ama ben onunla uğraşmayacağım. Onun yerine hazır butonlar var benim internetten PNG indirdiklerim. Evet, butonumu açtım gençler. Şu benim geri tuşu butonum olacak. Yani beni ana menüye geri döndüren butonum olacak. Şimdi biz bunu biraz daha küçültmemiz lazım. Biraz büyük kalmış. Şurada solda geri olacak. Biz hani yapmıştık ya. Bakın böyle bir hata çıktı. Hani biz başlattığımızda hani iki buton kalacaktı. Böyle bir hata verdi bize. Bu sefer ne yapacağız? Bunun aynısını, kopyasını oluşturuyorum. Şuna görün simgesini veriyorum. Diyorum ki ana menümüz Stripes, artık her neyse burası. Ana menümüz şu dekor olunca görün diyoruz. Nerede? Ha. Buna da diyoruz. Diyorum ki buna. Bak diyorum. Şu dekor olunca, şu arkadaki yeşil dekor olunca görün diyorum. Buna da şu. Ha. Görün dedim ve göründü. Şimdi ama bu burada kaldı. Bu sefer bunun burada görünmemesi lazım. Hani biz bunu açtığımızda görünecek. Bu sefer ne yapıyorum? Ben de buna diyorum ki bak diyorum. Şu dekor olunca, yeşil dekor olunca görünme, gizlen diyorum. Ve gizliyorum. Gördüğünüz gibi kayboldu. Şimdi buraya geldim. Burada da görünmüyor. Bu sefer bunun kopyasını çıkartıyorum. Diyorum ki bu sefer diyorum arka taraf light olunca görün diyorum. Bakalım oldu mu? Oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu aynısını yapacağım. Yine sarı rengini falan yapacağım. Bunun kopyasını çıkarttım. Hemen kopyasını, boyama işlemi ve sonra boya, nasıl yapacağız o boyamayı biliyor musunuz? Şu şekilde yapalım. Şurada boyansın. Abi aşırı derece görüntü bozukluğu oldu ya. Aa, nasıl yapacağız? Neyse, gerek yok ya bunu yapmaya. Çünkü birazcık görüntü bozukluğu oluyor. Çünkü burada katmanlar var, gölgeleme sistemi var. O yüzden boyamıyor, sıkıntı. Neyse, çok da önemi yok. Böyle kalsın o zaman. Bakayım kayıtta mıyız? Tamam, 14 dakika olmuş. Tabii ben bunu montajlarım artık kaç dakika sürerse. Şimdi diyoruz ki buraya yazımızı yazalım. Ne yazalım buraya? Sahnemiz diyelim. Şuradan yazı simgesini geçelim. Bilmem ne tuşları ile ASD
WASD tuş. Oynanır dedim. Aynen, şunu birazcık daha küçültelim ya. Böyle yazımız yazıyor. Bunu da siyaha çevirebiliyorsunuz. Evet. WASD tuşlarıyla oynanır. Dedik. Sonra ha böyle oynanıyormuş. Tamam, geri çıkayım oyunu oynayayım. Geri çıkmıyor. Bu sefer ne yapacağız? Buna tıklayıp dizelere geliyorum. Yukarı çıkartalım şunu. Olaylardan yine. Bu kuklaya tıklandığı zaman, ben buna tıkladığım zaman bu sefer yeşil dekora geç. Yeşil dekora geçmek için ne yapıyorduk? Görünümden light dekoru değil de stripes, artık nasıl okunuyorsa kusura bakmayın, o dekora geçiş yap diyorum. Başlatıyorum. Ha, bu tuşlarla oynanıyormuş. Hadi geri geleyim. Gördüğünüz gibi. Geri geldim. Bu şekilde yaptım. Atıyorum şuraya da aynısından oyun yapımcısı, daha önce yaptığım gibi. Oyunun yapımcısını falan buraya koyup tekrar buna tıklayıp. Ha, oyun yapımcısı buymuş. Ondan sonra geri gelin tuşunu tekrar ona ekleyebilirsiniz bir gençler. Bu şekildeydi. Yani bu biraz uzun sürebiliyor ilk başta olduğu için. Neyse, bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.